Merhaba arkadaşlar. Bu videoda statik denge ile ilgili örnek bir problem çözeceğiz. Soruyu okuyalım. Şekilde gösterilen ve ağırlığı 200 Newton olan, burası 200 Newton. Buraya da yazmışız zaten. Yük yatayla sırasıyla 30 ve 45 derece açı yapacak iplerle tavana asılmış olup dengededir. Bu ipteki gerilmeyi T1 olarak adlandırayım. Bu diğer ipteki gerilmeyi de T2 olarak adlandırayım. Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetinin büyüklüklerini yani T1 ve T2 kuvvetlerini bulunuz. Soru burada iki boyutta x ve y eksenlerini çizelim ve çözüme geçelim. Buradaki düğüm noktası hareketsizdir ve oraya göre yapayım. Burası artı x yönü olsun. Yatay doğrultu. Düşey doğrultuya da şöyle göstereyim. Artı y doğrultusu olsun. Statik dengenin birinci koşulunu uyarlayalım. Neydi o? Toplam F kuvveti eşit sıfır olmalıdır. Eğer sistem dengedeyse. Burada iki doğrultu olduğuna göre şöyle gösterebilirim. Toplam Fx eşit sıfır olmalı. Aynı zamanda toplam Fy eşit sıfır olmalı. Yani x ekseni boyunca kuvvetler toplamı sıfır olmalı. Y ekseni boyunca kuvvetler toplamı sıfır olmalı. Burada vektörleri yazarken artı x yönünde olan vektörleri artı alacağız. Alalım. Eksi x yönünde olan vektörleri de eksi alalım. Aynı şey y için de geçerli. Yukarı yöndekiler artı, aşağı yöndekiler de eksi olmak üzere yazalım. Şekilde görüldüğü gibi 30 derece verilmiş burada ve İş ters açıdan dolayı burayı işaretleyebiliriz. Kırmızı ile göstereyim. Burası 30 derece olacaktır. Aynı şekilde burada gördüğünüz üzere iş ters açıdan dolayı T2'nin de x eksenine yaptığı açı 45 derecedir. Şimdi bu koşulu sağlayabilirim. Yani ne var elimde? Bakınız burada x ekseni boyunca baktığımda T1 çarpı kosinüs 30 eksi yönde. Buraya bakın. Burada da T2 kosinüs 45 de artı yönde olmak üzere x ekseninde iki tane vektör söz konusu. O zaman buraya geldim şimdi. Artıyı yazayım ilk önce. T2 çarpı kosinüs 45 eksi T1 çarpı kosinüs 30 eşit sıfırdır. Değerleri yerine koyalım. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Bunu eşitliğin öbür tarafına attığım zaman artı geçecektir. T1 bilinmiyor tabii. Kosinüs 30 da kök 3 bölü 2'dir. İkiler sadeleşir. Burada kök 2 T2 ve kök 3 T1 bulunur. Şimdi iki bilinmeyen bir tane denklemimiz var. Şimdi ikinci denklemi bulmak için işlem yapacağım. Şimdi burada ikiye ayırayım burayı. Şöyle karışmasın. İkinci doğrultumuz boyunca vektör toplamlarının sıfır olmasını bekliyoruz. Yukarı yönde neler var? Onları tekrar işaretleyeyim buradan. Yukarı yönde burada T1 çarpı sinüs 30. Aynı şekilde yukarı yönde T2 çarpı sinüs 45 vardır. Aşağı yönde de 200 Newton zaten gözüküyor ağırlığıdır. O zaman yazabilirim artık. Yukarı yöndekileri artı yazıyordum. T1 çarpı sinüs 30 artı T2 çarpı sinüs 45. Bakınız ne oluyor? Aşağı yönde burada eksi mg eşit sıfırdır. Bunları yerine yazalım. Yani T1 çarpı sinüs 30 1 bölü 2'dir. Artı T2 çarpı sinüs 45 de kök 2 bölü 2. Eşitin öbür tarafına atalım bunu. Mg. Mg de verilmiş zaten. Artı 200 olur. Burayı düzenleyelim. Yani her iki tarafı 2 ile çarpalım. O zaman T1 artı T2 kök 2 eşittir. 400 bulunur. Şimdi bakın dikkat ederseniz ikinci denklemimiz. Bu ikisinden ne yapmam gerekiyor? T1 ve T2'yi çözmem gerekiyor. Burada ama bakın çok pratik bir sonuç elde ettik. T2 kök 2 zaten var. O zaman ne olacak? Bakın burası T1 artı T1 kök 3 eşit 400'dür. Buraya geçeyim. O zaman T1 parantezine alırsam bu 1 artı
kök 3 eşit 400 ve sonuç olarak T1 hesaplarsak buradan 146.41 Newton bulunur. Şimdi artık buradan çözebiliriz olayı. Buradan veya oradan fark etmez. Ne var işte elimde? Burada elimde şöyle yaptım. Farklı bir yer başladım anlamında kırmızı koydum. T2 kök 2, T1 kök 3'tü. Buradan yazdım. Tekrar karalamayayım diye. O zaman T2'yi çekiyorum buradan. T1 kök 3 bölü kök 2'dir. O da belli zaten. 146.41 çarpı kök 3 bölü kök 2. T2 de arkadaşlar 179.31 Newton bulunur. Her ne kadar problemi çözmüş olsak da alternatif bir çözüm göstermek istiyorum. Ne vardı? İşte Lamy teoremi vardı. Bu aynı zamanda sinüs teoremi de geçiyor. Elimizde 3 tane vektör var. 3 tane vektör şu şekilde gösterilsin. İşte F vektör var, P vektör var, T vektör var. Bunları aralarındaki açıları şöyle adlandırayım. Burası alfa olsun, burası beta ve burası da gamma olsun. Şimdi sinüs teoremi yani Lamy teoremi ne diyordu? Şunu diyordu. Kuvvet bölü karşısındaki açının sinüsü yani sinüs alfa. Burada kuvvet P şiddetinden bahsediyorum tabi. Karşısındaki açının sinüsü. T bölü karşısındaki açının sinüsü. Şimdi bu Lamy teoreminden yararlanarak bu problemi çözebiliriz. Şöyle yapayım. Buraya sığdıralım. Şimdi ne var? Bakın T1 var burada. Yazıyorum şimdi. T1 bölü karşı açıya bakıyorum. Burada 90 derece var. Burada da 45 derece var. İlk önce yazayım isterseniz. Arkadaşlar takip edebilsin. Eşittir. T2'nin karşısında ne var? 90 artı 30 var. T2 bölü sinüs 90 artı 30 derece var. Ne kaldı burada? MG kaldı. 200 ama MG yazalım biz onu. MG ve karşısındaki açıya bakalım. Şimdi ne var? Bir üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğuna göre burada bakınız 75 var. O zaman buraya 105 kalacaktır. O zaman diyorum ki burada MG bölü sinüs 105 derecedir. Şimdi burada açılara bakalım. Açılar nedir derseniz sinüs 135 o da eşittir. Bunlar bütünleri oldukları için şöyle birbirine eşittir. Sinüs 135 eşittir. Sinüs 45 derece o da eşittir. Kök 2 bölü 2'dir. Diğerine bakalım. Sinüs burada 120 derece. Burayı kapatmamışım. Kapatayım. O da eşittir. Gene bütünliğini burada 60 derece olacaktır. Sinüs 60. O da eşittir. Kök 3 bölü 2'dir. İhtiyacımız olduğundan dolayı onu da yazalım. Ne vardı? Sinüs 105 dereceydi. Onu bir makineyle hesaplayabilirsiniz. 0.96.59. Şimdi artık ne yapabilirim? Buradan T1 ve T2'yi çözebilirim. Bakın T1'i çekeyim. Çünkü MG biliniyor. Yani en soldaki ile en sağdaki ifadeleri kullanarak T1 eşittir. Bakınız ne var burada? MG. Burada MG var. Çarpı sinüs 45 yani kök 2 bölü 2 bölü. Burada sinüs 105 değerini de yazalım. 0.96.59. Bunu hesaplarsanız arkadaşlar biraz önce bulduğumuz 146.41 Newton değerini bulacaksınız. Şimdi diğerini hesaplayayım. Aynı şekilde buradan ne yapıyorum? Diğerini çekiyorum. T2 çekiyorum. Buraya bakıyorum yani. T2 eşittir. MG çarpı. Bakın ne var burada? Sinüs 120 yani sinüs 60 kök 3 bölü 2 bölü tekrar sinüs 105 değeri 0.96.59. Bunu hesaplarsanız T2'de biraz önce bulduk zaten şurada aynı çıkacaktır. 179.31 Newton'dır. Hepinize başarılar dileriz.